Dapa'yı ziyaret etmeye geldik. Hoş geldiniz. Ve içeride olan Yusuf'u kardeşlerimizin bu mağduriyetlerini dile getirmek için bu bir süreç işleniyor. Tekrardan yargılanma olsun veya MHP'nin şeye verdiği, meclise sunduğu bir teklif vardır. Artık yeniden yargılanma olacak veya o teklif üzerinde bir ceza indirimi mi olacak? İkisinden hangisi de artık uygulanacaksa bu konuda bu mağduriyeti yaşayan bu kardeşlerimizin, Yusuf'lu kardeşlerimizin artık bir şekilde bu mağduriyetlerin bitmesi için sizden yardım bekliyoruz, yardımınızı talep ediyoruz. İstesek de istemesek de bu mağdur olan insanlar, yani sadece içerideki insanların mağduriyeti yalnız değildir ki, bu insanların çocukları var, eşleri var, ana babaları var. Bu arada ana babalarını, yakınlarını kaybeden bir sürü Yusuf'lu kardeşlerimiz var. Yani bu zulümün artık bir an önce artık bitmesi, hükümetten, yetkililerden, siyasilerden, özellikle başkandan, cumhurbaşkanından bunu talep ediyoruz. Bunun bitmesi lazım artık. Yeniden yargılanmayı talep ediyoruz. Yani bu bir haktır. 28 Şubat mağdurlarını bir kere kendisi de yaşamış bu mağduriyet. Onun için Ergenekon ve Balyoz'a yeniden yargılanma yolunu açarken 28 Şubat mağdurlarına bu yeniden yargılanma sürecini açmıyor ve bir el atmıyor. Bu arada bu bir el atılması lazım, bu mağduriyetin bitirilmesi lazım. Gözden parti olarak sizden bir talebimiz vardır. Bunu da siyasi olarak dile getirmenizi, İnşallah. Bu mağduriyetlerin bitmesi talep ediyor. İnşallah. Gerçekten son günlerde A piyasası ciddi anlamda konuşuluyor. Ama gerçek mağdurlar, dediğiniz gibi 28 Şubat mağdurları konuşulmuyor. Özellikle bu A piyasası kapsamında alınmıyor. Uyuşturucu baronları, ondan sonra yüz kızartıcı suçlardan cezaevinde olanlar bu af kapsamına alınırken 28 Şubat mağdurların bu kapsam içerisine alınıyor. Biz de hayret olarak, hayret verici olarak bunu takip ediyoruz Hüdapar olarak. İnşallah bizler de Hüdapar olarak sizlerin sesi olacağız. Sizlerle beraber hareket edeceğiz. Bizim üzerimize ne düşüyorsa hep birlikte sesinizi meclise taşıma gayreti içerisinde olacağız. Tabii şimdi dediğiniz gibi KCK'dır, Ergenekon'dur, Balyoz davalarında bunlar yeniden bir yargılanma oldu. Hepsi cezaevlerinden dışarı çıktılar, ailelerine kavuştular. Sizin ifade ettiğiniz gibi 28 Şubat mağdurları kardeşlerimiz salı vermekten ziyade yeniden yargılama. Yani gerçekten biz işlemiş olduğumuz bir suç varsa bizlerin dosyalarını yeniden bir raftan indirsinler. Bir yargılasınlar bizi. Bizlere ceza verenler kimlerdir? Şu anda cezaevinde, ondan sonra yatan hakimin savcısı cezaevinde yatıyor. Ki bunu birçok müşahede ettiğimiz bazı dosyalarda da var bu. Birçok, ondan sonra bunlara ceza veren hakim ve savcılar şu anda FETÖ terör örgütünden dolayı cezaevinde kendiler. Diğer bir konu da Sayın Cumhurbaşkanı meydanlardan çıktı. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl cezaevinde olan Müslümanlar var. Bunların sesini duymamız lazım. Neticede seçimden sonra rafa mı kaldırdı? Kendi sözüdür. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl hatta cezaevinde olan insanlar var. Bunların sesini duymamız lazım. Bu sözünün yerine getirmesi lazım. Doğrudur ki hayırlı kapı açılır. İnşallah. Burada söyleyebilir miyim ben şimdi? Biz bugüne kadar 28 Şubat mağdurları, FETÖ mağdurları, bundan sonra artık bırakılmazlarsa
herhalde AK Parti mağlupları olacaklar. Evet. Yani bundan biz buradan oraya da bir evet, mesaj yani, gönderiyoruz. Yani 16 yıldır iktidarda olan hükümet, dindar bir hükümet, eğer ki halen muhtedir değilse, bunları da görmüyorsa, dediğin gibi bu insanların ahı, onların yakasını bırakmayacak. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Müsaade, Allah razı olsun, Allah eksiğinizi vermesin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun.